Yani benim Selim abi aradım. Dedim ki bu durumdan hiçbir şey çıkmaz dedi. Bu siber suçlara gidiyormuş. Ya böyle Ozan elini kolunu sallayan böyle gelecek, çalacak. Sonra biz hiçbir şey yapmayacağız. Nasıl ya? Şeydir, belki başkasında diğer bilgisayardan falan çıkmışlardır, çıkış yapmışlardır. Yok Veya abi. kardeşin falan şifreyi mi değişti? Öyle bir şey olmuş olmasın? Hayır, bak direkt YouTube'a yaz sen de. Berşan Sıraç vizyonist yaz, çıkmıyor şu anda kanal. Bakıyorum bir dakika. Bak yaz, çıkmıyor yani. Her şey çıkmıyor. E çıkmıyor, Sen de evet. benim olan videomuz çıkıyor sadece. Bu da benim kanalımdaki halim. Senin videoların çıkmıyor. Ama ben ajansla konuştum şimdi. Peşine Derya Hanım'a yazdım. O da bir dakika. Bana dedi ki şimdi Berkan'cığım kendi fotokopisini, kıyamet günü adresini bir de kimliğini taratıp bana mail olarak atsın. Yani hiç korkmasın dedi. Önceden de bu tarz şeylerde geri Ya ben almıştım AdSense böyle. aldım. AdSense aldım. Ondan yana sıkıntı yok ama yani dediğim gibi şu an giriş yapamıyorum. Bilgisayardan da çıkış yapılmış, telefondan da çıkış yapılmış. Hiçbir yerden ulaşamıyorum. Atmış beni her yerden ve şu an YouTube arıyorum, kanal çıkmıyor yani. Yani şu an bildiğin felaket tablosu çiziyorsun. Sen sakin ol, ben ajansa hepsini ileteceğim. Geri kazanacağız bu hesabı. Çift korumada mesaj gelmemesinin imkanı yok. Onların bir önemi yok Heftal. İşte asıl önemli olan o zaten. Bak ben senin kadar ümitsiz bakmıyorum olaya. Öyle bir şey yok. Alacağız o kanalı geriye. Alacağız. Her şeyi net, herkesi net alacağız. Ben bu kayıtları yayınlayacağım. Ve göreceksin, eskisinden daha iyi bir kanal olacak. Bu şekilde bak. Tam olarak yani, tam olarak o şekilde gireceğiz. Göreceksin. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Berşan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya bir insan bir cümleyi kurmayı bu kadar özleyebilir mi ya? O kadar çok özledim ki şu kamera karşısına geçip sizlerle buluşmayı, ailemle bir araya gelmeyi. Biliyorsunuz ki 8 Aralık tarihinde YouTube kanalım çalındı. Ve o süreçten bu yana neler yaşadığımı, neler hissettiğimi ve YouTube kanalımı nasıl geriye aldığımı sizlere bu videoda paylaşmak istiyorum. Olayın detaylarını anlatmadan önce neler hissettiğimi daha iyi anlayabilmeniz için sizlere hayata bakış açımdan bahsetmek istiyorum. Videolarımı eskiden beri izleyenleriniz varsa zaten bu bakış açısına sahip olduğumu biliyorsunuzdur. Arkadaşlar, hayatta kaybetmek diye bir şey yok. Ya kazanırsınız ya öğrenirsiniz. Ben bu süreçte kazanamadım ama çok şey öğrendim. Ve biliyorum ki bugün öğrendiklerim sayesinde yarın mutlaka kazanacağım. Ben bu süreçte çok önemli iki şey öğrendim. Bunlardan birincisi, gerçekten kötü günümde bile yanımda olan, her koşulda bana destek olan, işler yolunda tıkırında gitmediğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen dostlarım olduğunu öğrendim. Ve aynı zamanda sadece işler iyi giderken yanımda duran sözde arkadaşlarım olduğunu öğrendim. Bu ikisinin arasındaki ayrımı yapmamda o kadar çok yardımcı oldu ki bu süreç bana. O yüzden açıkçası kendimi burada çok kazançlı sayıyorum. Ve öğrendiğim ikinci ve bence daha önemli bir şey, sizlerle burada gerçekten bir şeyler paylaştığımız, birbirimizin hayatına dokunduğumuz oldu. Biz burada izleyen izleyici ilişkisinin bir tık daha ötesine geçebilmişiz. Videolarımda laf olsun diye biz burada aile olduk demiyorum. Evet, birçok şeyi başardık. Birlikte birçok mücadeleye adım attık. Birçok şeyle birbirimize destek olduk. Ama bunlar lafta değilmiş. Benim YouTube kanalım çalındığında da bana verdiğiniz destek benim için kesinlikle unutulmaz. Ve eğer şu anda bu kanalı alabildiysem sizlerin sayesinde, bizim burada kurduğumuz etkileşim sayesinde. Bunlar Instagram'da atılan destek mesajlarından bahsetmiyorum. Gerçekten benim için çabalayan ve bir şeyler yapmak isteyen insanlar olduğunu gördüm. Ve bunlar sizlersiniz. Benim abim avukat yardımcı olabilirim. Ben şurada bunu tanıyorum. Ben bu YouTuber'ı tanıyorum. Bu ajansla daha önce konuştum. Şöyle yardımcı olabilirim. Böyle yardımcı olabilirim. Gerçekten benim kanalımı benden daha çok önemseyen insanlar olduğunu gördüm. Ve bu beni inanılmaz mutlu etti. Milyonlarca izlensek ne olur? Yüz binlerce abonemiz olsa ne olur? Trende girsek ne olur? Daha önce milyonlarca izlenmedik mi? Trende girmedik mi? Girdik. Önemli olan bunlar değil ki. Önemli olan şurada kurduğumuz bağ. Önemli olan birbirimizin hayatına dokunabilmek. Ve ben bu süreçte anladım ki biz birbirimizin hayatına çok iyi dokunmuşuz arkadaşlar. Şimdi gelin olayın başladığı geceye dönelim. 8 Aralık saat 4-5 gibi son videomun performanslarını izlemek için bilgisayarımdan videonun analizlerine bakıyordum. Aynı zamanda sizlerin bana yazdığınız yorumlara cevap veriyordum.
Ardından uykum geldi. Şöyle bir saatlik kestireyim dedim. Ve kestirdiğimde kalktığımda telefonda 3-4 tane cevapsız çağrı gördüm. Ve bu cevapsız çağrıların hepsi benim YouTube ekibimdendi. Sizler kamera karşısında sadece beni görseniz de bana yardımcı olan, gerçekten arkamda duran, bu içeriklerin üretilmesini sağlayan arkadaşlarım var. Onlar benim dostlarım ve aynı zamanda burada faydalı işler yapabilmek için bana yardımcı oluyorlar. Ve arayan arkadaşlarım onlar. Dolayısıyla olayın YouTube ile alakalı olduğunu anlamam çok zor olmadı. Ve hemen bilgisayarımın başına tekrar geçip ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Ancak açık bıraktığım YouTube kanalım kapatılmıştı. Yani oturum kapatılmıştı. Ve ben tekrar sayfaya giriş yapmaya çalıştığımda kabul etmedi. Ardından arkadaşlarımı aradım. Onlara da ben YouTube kanalımda erişim vermiştim. Onlar da benim kanalıma erişebiliyorlardı. Düzenlemeler yapabiliyorlardı. Ve arkadaşların ulaşamadıklarını, kanala giriş yapamadıklarını ve kanalın search'te yani YouTube'da aratıldığında çıkmadığından bahsettiler. Hemen mail kutumu kontrol ettim. Herhangi bir sıkıntı yok. Ancak kanalım yok. Dolayısıyla burada bir sıkıntı olduğu belliydi. Ve bu süreçte gerçekten o kadar çaresiz bir dönem ki Covid olduğu için normalde YouTube size yardımcı olacak olsa bile pandemi neticesinde sizlere yardımcı olabilir. Yani şu an çalınan bir kanalın geri alınabilmesi için en zor dönemdeyiz. İşte burada öğrendiğim en önemli ikinci şey sizler oldunuz arkadaşlar. Gerçekten konuşmadığımız insan kalmadı, ulaşmadığımız insan kalmadı ve herkes bize yardımcı olmak için çabalıyordu. Herkes bu kanalı geri alabilmek için bir şeyler yapmak istiyordu ve bunlar sizlersiniz. Buradan tanıştığımız insanlar sayesinde birçok yere ulaşarak, her yolu deneyerek sonunda kanalımızı geri aldık. YouTube'a mail mi atmadık, yurt dışına postalar mı göndermedik, ajanslara mı ulaşmadık, büyük YouTuber'lardan yardım mı istemedik, yani neler neler. Herkes bir yerden bir network bulmaya çalışıyor. Çünkü unutmayın, videolarda da söylediğim gibi en değerli yatırım insana yapılan yatırımdır. İyi bir çevre sizi her zaman hayata bir sıfır önde başlatır. Eğer sadece bir şeye yatırım yapma şansınız olsaydı mutlaka insanı seçmelisiniz. Çünkü iyi bir network hayatta her zaman işinizi kolaylaştırır. Dolayısıyla iyi bir network içinde öncelikle samimiyete ihtiyacınız var arkadaşlar. Ve ben bu süreçte gördüm ki burada yaptığımız şeyler laf olsun diye yapılan şeyler değilmiş. Gerçekten samimi duygularla birbirimize etkileşimde bulunmuşuz. Dolayısıyla bu süreçte sizler sayesinde birçok kişiye ulaşabildik. YouTube'la bile iletişim kurduk ve bu bence çok büyük bir şey. Çünkü normalde YouTube'la böyle kolay kolay iletişim kuramıyorsunuz. YouTube çalışanlarına ulaşabilmek, birlikte çalışmadığım YouTube ajanslarının bile bana yardımcı olmayı teklif etmeleri gerçekten beni o kadar mutlu etti ki. Demek ki biz burada iyi ilişkiler kurmuşuz. Bu sadece YouTube için değil, hayatın her alanında. Bazı insanlar, videolarımda da söylediğim gibi, önlerine çıkan zorlukları bir engel olarak görürler ve pes ederler. Bazıları ise o engelleri daha yükseğe çıkabilmek için bir basamak olarak kullanırlar. Ve ben burada bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kanalda bas bas söylemeye çalıştığım şey bu. Her gün bir önceki günden daha iyi olmalıyız. Her gün kendimizi geliştirmeliyiz. Kendimizin rakibi biziz. Başkalarıyla kıyaslama içerisine girmemize gerek yok. Bir şeyler yapabilmek için kendimizden başlamalıyız. O güç içimizde var ve biz eğer o içimizdeki gücü kullanabilirsek, irademizi ortaya koyabilirsek, biz pes etmezsek her şeyi başarabiliriz. Önemli olan kaç kere düştüğümüz değil. Önemli olan her düştüğümüzde tekrar kalkabilmek. O yüzden lütfen hayatın size çıkardığı zorlukları bir engel olarak görmeyin. Kendinizi geliştirebilmek için bir fırsat olarak görün. Her olumsuz şeyde bir olumlu yer arayın. Çünkü hayatta kaybetmek diye bir şey yok. Bugün öğreneceksin, yarın kazanacaksın ama mutlaka kazanacaksın. Kaybetmeye yer yok. Evet, duygusal bir konuşma oldu. Hepinizi öpüyorum. Ve buradan bir kez daha bu süreçte yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. I'm going crazy.